Hazreti Peygamber aleyhisselam, değerli seyirciler, İslam'ı insanlara tebliğ etmeye başladıktan sonra, Peygamber Efendimiz'in İslam öncesi hayatıyla ilgili olarak, tevhid inancına aykırı herhangi bir şeyini, Mekkeli müşrikler Peygamberimiz önüne gelerek, ona argüman olarak sunarak, Peygamber aleyhisselamı adeta susturmaya çalışmamışlardır. Çünkü yok öyle bir şey. Çok önemli bir şey değil mi? Yani şöyle bir şey yok tarihte aziz kardeşlerim, Hazreti Peygamber insanlara İslam'ı anlatmaya başladı Mekke'de. Geldi oradan Mekke'li işte Ebu Cehil veya diğerleri, Ebu Sufyan, e sen bizi böyle şeylere davet ediyorsun, bir şeyler söyleyip duruyorsun. Daha dün seninle biz putların önünde şunu yapmıyor muyduk ya? Beraber sen Hubel'in önünde eğilip yatmıyor muydun? Ne oldu da sana? Kafanın içine ne girdi de bu şekilde yeni bir şey icat ettin? Halbuki Ayet-i Kerimeler ışığında baktığımızda Peygamber aleyhissalatu vesselam'a İnsanlar mesela sihir, kafayı yemiş affedersiniz, mecnun vesaire bir takım şeyler, ithamlar söz konusu ama hiç kimse aziz kardeşlerim, hiç kimse Hz. Peygamber aleyhisselama gelerek sen de önceden bizim gibi putların önünde şunu bunu yapıyordun dememiştir. Burada ilginç bir şey var. Burada ilginç bir şey var. Hüseyin. Hz. Peygamber aleyhisselamın hayatını en çok kimler didik didik etmiştir? Orientalistler. En çok Oryantalistler, Hz. Peygamber aleyhisselam niye hayatını didik didik etmişlerdir? Bir açık bulalım da güzel ahlaklığından ödün versin bari oradan kötüleyelim. Surda bir gedik açalım da hesabı işte hocam da ama açamamışlar yok çünkü. Çünkü bakın bana sorarsanız aziz seyirciler Hz. Peygamber aleyhisselamın peygamber olduğunu ispat etmek için 50 madde yaz bana deseniz. Ben kesinlikle o maddelerden bir tanesini şöyle yazardım. Müsteşriklerinin Peygamber Aleyhisselam'ın İslam öncesi hayatıyla İslam sonrası hayatı arasında bir zıttık bulamamaları. Bir madde bu olurdu. Bakın müsteşriklerin Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu olmadığını göstermek için yapmış oldukları çalışmalar benim için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın nübüvvetini ispat etmenin delili delillerinden bir tanesi oluyor. Bu çok güzel bir şeydir bizim için.